şekilde taç için bir parça ördüm. Önce bunu dikelim. Sonra da nasıl yapıldığını göstereceğim. Basit zaten. Bu biraz kafasına göre büyük oldu. Şu şekilde. Üst üste gelecek biraz. Ama önemli değil. Şöyle bakayım, bir kafasına tam oturması lazım. Şu şekilde üst üste geliyor. Büyük yapmışım çünkü uzun yapmışım. Siz tam kafaya göre yaparsanız bu şekilde üst üste dikmek zorunda kalmazsınız. Uç uca dikersiniz. Şu şekilde ben birleştirerek uçları dikeceğim. Şu şekilde buradan düğüm atacağım. Şu şekilde. Şöyle batıp çıkacağım. Evet. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben bunu nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Dediğim gibi ben büyük yaptım. Siz küçük yapabilirsiniz. Ben 101 zincir çektim. Hemen şöyle ben 10 zincir çekerek göstereyim. Mantık aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu. İkili trabzan yaptım. 100 zincir çektim. 101 zincir çektim. 100 tane ikili trabzan yaptım. Burada 10 zincir olarak gösteriyorum. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü çok basit zaten. Şu şekilde. Şöyle bu şekilde. Bunu farz edelim ki bu 101 zincir. Bu şekilde bütün zincirlerin tepesine ikili trabzan yapacağız. Bütün zincirlere ikili trabzan yapacağız. 100 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1-2 zincir çekeceğiz. Bir sıra daha üzerine gideceğiz. Bu şekilde. Anne. Şöyle sıra sonuna kadar. Bunu şu parçaya anlatıyorum. Niye böyle kısa? Niye şey? Çünkü böyle şeyler çok oluyor. Dinlenilmiyor galiba. Çok dinleyen olmuyor mu? Anlaşılmadı mı? Yanlış mı oldu? Bilmiyorum. Bazı şeyler bu şekilde oluyor. Bunu 101 zincir olarak varsayalım. 100 tane de ikili trabzan yaptığımızı varsayalım. 2 sıra. Sıra sonuna geldiğinde şu şekilde karşılıklı birleştiriyoruz. Hiçbir şey yok. Çok basit. Gördüğünüz gibi aynı onun gibi oldu. Şöyle. Şu şekilde birleştiriyoruz ve bu tacımızı oluşturmuş oluyoruz. Benim 101 zincir dediğim gibi fazla geldi. Üst üste dikmek zorunda kaldım. Siz daha küçük yaparsanız şöyle ucuca birleştirirsiniz. Tam kafaya göre olur. Benimki kafaya göre olsun diye üst üste diktim. Çok önemli bir şey de değil. Şu şekilde. Şimdi ben buna fiyonk yaptım. Birlikte size de göstereyim. Fiyonk için 13 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 12 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. İki zincir çekip geri dönüyorum. 1 2. Bu bizim ikinci sıramız. Bu sıradan sonra 20 sıra daha bu şekilde iki zincir çekip döneceğiz, öreceğiz. Bu şekilde ikili trabzan olarak iki zincir çekip geri döneceğiz. Bir sıra düz öreceğiz bu şekilde. Bu şekilde fiyonkumuzu tamamlamış olacağız. Bu bizim ikinci sıramız. Bunun üzerine 20 daha 20 sıra daha öreceğiz. Toplamda 22 sıra olacak. Aynı şu şekilde. Bunu ben 22 sıra olarak ördüm. Şimdi şu ucunu bu ucuna birleştireceğim. Şu şekilde ilmek kaydırmayla. Sıkı iğneyle de birleştirebilirsiniz. Fark etmez. Şu şekilde. Şu şekilde karşılıklı birleştireceğim parçamı. Evet, şu şekilde bir zincir çekiyorum ve ipi ben biraz uzun kestim. Oradan koparıyoruz ve bunu orta kısma getiriyorum, bu birleştirdiğim kısmı. Bakın şu şekilde ortaya getiriyorum ve bunu böyle ipimi buradan doluyorum. Ortadan şu şekilde. Sıktırarak. Şöyle bunu buraya dikeceğiz. Bunu iyice şu şekilde doluyorum. İğnemi takacağım. Şuradan. Şimdi şunu şöyle düzgün bir şekilde taçtan batarak şöyle batacağım buradan. Bir fiyonga. Bu siyah bir ip olduğu için çok belli olmayacak tabi. Bir fiyonga. Bir aşağıda yaptığımız taca batacağız. Bu sayede birleştirmiş olacağız. Şu şekilde. Bir taca. Bir fiyonga. Batarak. Bu tarafı dikmiş oldum. Evet, bunu da şu tarafa doğru dikeceğim. Aynı diğer ipte olduğu gibi, diğer fiyonganın bu tarafında olduğu gibi. Şöyle yapalım. Buradan ipimizi batıralım. Şu tarafa doğru, ortaya doğru çıkalım. Ortadan yine devam edelim. Diğer kısmı dikmeye. Evet, şimdi burada yine bir fiyonga batıyorum. Çıkıyorum. Bir taca. Şu şekilde fiyongumuzu dikmiş olduk. Düğüm atıp koparacağız.
Ortaya şu şekilde bant gibi de yapabiliriz. Yapmaya da biliriz. Bu şekilde de kalabilir. Bu şekilde. İstersek tacı yapıştırabiliriz silikonla. Oynamasın, hareket etmesin, çıkmasın gibi. Kafası, tacı bu şekilde. Kolay gelsin örecek olanlara. Elbisesi kaldı son olarak. Onu da bitireceğiz. Ve bebeğimiz tamamen bitecek.